Değerli izleyenler, şu anda Bandırmalı iş insanı Sayın Ozan Tüm'ün yanındayız. Ozan Bey'in ismi her seçimlerde gündeme gelir. Ama milletvekili adaylığı, ama belediye başkanı adaylığı konusunda. Yine belediye başkanı adaylığı konusu gündemde, Bandırma Belediye adaylığı gündemde, başkan adaylığı. Tabii biz en doğru bilgileri Ozan Bey'den alacağız. Ozan Bey yıllardır siyasetin uzak kişi değil. Zaten babası da Sayın Mehmet Tüm de yıllardır siyasetin içinde, önceki dönem milletvekili. Ozan Bey nasılsınız? Öncelikle çok sağ olun. Çok uzun süredir görüşemiyoruz. Çok sağ olun. Ben önce şuradan başlayalım. Babanız Mehmet Tüm listeyi delerek, Sayın Özgür Özel Listesi'ni delerek parti meclisi üyesi oldu. Tabii Mehmet Bey'in yıllardan beri siyasete, hem ülke siyasetinde hem Bandırma siyasetinde çok büyük katkıları var. Bunu inkar edemeyiz. Önce babanızın parti meclisi üyesi olması hakkında düşüncelerinizi almak istiyorum. Öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ederim. Kamuoyunu aydınlatacak bir söyleşi olmasını da diliyorum. Babam siyasi aralığında çok uzun zamandan beri var olan bir isim. Ve uzun yıllardır bir mücadele geleneğinden geliyor. Bu parti meclis seçimlerinden önce yaklaşık 50 küsür ili dolaştı. Özellikle deprem sürecinde depremden etkilenen illeri düşündüğümüzde bu illerde yaklaşık bir 15-20 günlük bir zaman dilimini gerçekleştirdi. Deprem koşullarında henüz enkaz daha kalkmamışken hayatını siyasete adamış birisi. Bu noktada her türlü maddi manevi fedakarlığı yapan, öncelikleri partinin başarısı ve bu çerçevede düşünen birisi. Hak ediyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu noktada babam gibi mücadele veren kadrolara zaten ihtiyacı var. Özellikle önümüzdeki işte yerel seçim süreci yaklaşıyor. Bu noktada babamın parti meclisi üyesi olarak görev yapmasının partiye katkısı olacaktır. Yani bu noktada başarması zor bir durumu gerçekleştirdi. Buradan tekrar tebrik etmek istiyorum. O süreci birebir yaşadık beraber. Olağanüstü bir mücadeleyle geldi. Olağanüstü bir çabayla geldi. Gerçekten de listeyi delebilmek Cumhuriyet Halk Partisi yapısı içerisinde çok olumlu bir durum değil. Yani gerçekten de Türkiye'nin bütün illerinden oy alabilmiş olmanız gerekiyor. Bütün delegelerin gerçekten de o kişi üzerinde mutabakata neredeyse varmış olması gerekiyor ki bunu başardı. Biz de bununla ilgili son derece gururluyuz, onurluyuz. Tekrar tebrik ediyorum. Biz de buradan tekrar tebrik ediyoruz Mehmet Bey'i. Ozan Bey, şimdi 30 Mart'ta yerel seçimler var. Evet. Hazırlıklar hızlandı. Aday adayları yavaş yavaş belli oluyor. Bandırma 15 yıldan beri sosyal demokrat belediyeler tarafından yönetiliyor. Ve her dönemde de isminiz mutlaka gündeme geliyor adaylık konusunda. 31 Mart seçimlerine kafanızda adaylık düşüncesi var mı? Evet, bu soru sıkça dile getiriliyor. Özellikle son 15-20 gün periyotta özellikle çok dile getirilmeye başladı. Şimdi biz partililik duygusunu çok daha yoğun yaşayan bir aile kültüründen ve siyasi kültürden geliyoruz. Yani bizim için isimlerden ziyade partinin başarısı her zaman daha ön planda. Partimizde bu belediye başkanlığı hizmetini yapabilecek çok nitelikli insanlar var. Geçmiş dönem belediye başkanlarımız da dahil olmak üzere birçok arkadaşımızın ismi geçiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu mesele bir hizmet bakış açısıyla ilerliyor, bir meslek bakış açısıyla ilerlemiyor. Buna bu noktada bu hizmeti yapabileceğini düşünen herkesin aday olabilme potansiyeli var. Ben de bu potansiyeli taşıyan arkadaşlarınızdan bir tanesiyim. Buradan aday olduğum anlamı çıkmamalı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu hizmeti yapabilecek herkes potansiyel adaydır. Adaylaşmayan arkadaşlarımızın yine parti yapısı içerisinde mutlaka belediye hizmeti olacaktır. Burada biraz
isimlerden ziyade partiyi bu noktada 31 Mart yerel seçimlerinde kimin finale götürebileceği ve bu başarıyı kimin sağlayabileceği aslında önemli. Her bir arkadaşımız bu konuda başarılı ama daha iyi yapabilecek arkadaşlarımız da çıkabilir. Bu bir proje, projeksiyonla girecek. Önümüzdeki zaman diliminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu meseleyle ilgili bir yöntemi de gündeme gelecek. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bir ön seçimi yapmak istiyor. Burada temayüllerle mi hareket edecek? Bir anket çalışması mı olacak? Sokağın sesini mi dinleyecek? Bütün bunlar netleştikten sonra aslında bu soruya daha net cevap verebiliriz. Doğrusu da bu. Sokak önemli. Sokağın ne dediği önemli. Sokağın kimi görmek istediği önemli. Sokağın iradesini de dinlediğimizde zannediyorum bu noktada herkes tarafından kabul görebilen bir adayı Cumhuriyet Halk Partisi çıkartacaktır. Ozan Bey, peki 15 yıldır Sosyal Demokrat Belediye tarafından yönetiliyor Bandırma. Önümüzdeki seçim için bir sıkıntı görüyor musunuz genel tabloya baktığınızda? Bu seçim diğer seçimlere göre tabii daha rekabette gidiyor. Yani 3 dönem bir belediyecilik süresi açısından değerlendirdiğiniz az bir zaman dilimi değil. Şimdi iktidar olduğunuz zaman icra makamı olduğunuz için elbette üzerinizdeki tartışılan konular daha fazla oluyor. 3 dönemden beri burada Cumhuriyet Halk Partisi belediyesinin olması bu tartışmaları tabii beraberinde getiriyor. Siyasi konjüktür çerçevesinde bakarsak bu dönemin diğer dönemlere göre daha zahmetli, daha rekabette gelen bir süreç olacağı kesin. Bu dönem çok daha projeksiyonu olan, vizyonu olan, kadroları çok daha geniş olan bir yapılanmayla hareket etmemiz gerekiyor. Onu da önümüzdeki süreçte zannediyorum hep beraber göreceğiz. Ozan Bey, tabii son seçimde, kurultay öncesi seçimde üst kurul delegeliği de Bandırma'da tartışıldı bir isim üzerinden. Genelde bir şey söylemek ister misiniz? Üst kurul delegeliği seçimi Bandırma'da sağlıklı yürüdü mü? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi parti içerisinde her zaman tartışmalar oluyor. İşte kurultay delegeliği meselesi yine bir tartışma meselesi de gündeme geldi ki İl Kongresi'de de bunlar tartışıldı biliyorsunuz. Nihayetinde parti meclisi bir partinin en üst biliyorsunuz organıdır. Bu noktada buradaki tartışmalar parti meclisinin seçilmesiyle beraber ortadan kalktı. Biz bu meseleye emek ekseninde bakıyoruz. Babamın kurultay delegesi olmaması noktasından bahsediyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani benim hissettiğim evet, şey o. Evet. Sonuçta burada kurultay delegesi olarak değerlendirilmek istenmedi. Fakat Türkiye'deki örgütlerin neredeyse hepsi bu konuda farklı bir tutum sergilediler. Tabii ki arzu ederdik ki Balıkesir'de de bu karşılık olsun. Ama siyasette biliyorsunuz dün diye bir kavram yok. Yani bugün yeni şeyleri söylememiz lazım. Yeni konuları konuşuyor olmamız lazım. Süreç şu anda başka bir yöne doğru evriliyor. Ve bu mesele de tamamen yerel seçim odaklı. Bizim için kurultay meselesi bitti, geride kaldı. Biz bu saatten sonra neler yapabileceğimizi konuşmamız lazım. Evet. Şimdi genel merkez sonunda bir belediye başkanlığı belirleyecek ve görevlendirecek. Bu parti içinde, hele Bandırma gibi örgüt içinde çalkantılara yol açar mı? Kırgınlıkları yaratır mı? Nasıl birlik ve beraberlik sağlanır yerel seçim öncesinde? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi siyasi partilerde her zaman iddiası olan adaylarımız olur, adaylarımız olur. Bu her zaman parti içerisinde bir rekabet de gelir. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi için bunu dillendirmek de doğru değil. Tüm siyasi partilerde birbiriyle hareket eden, birbirini destekleyen yapılar, unsurlar oluşur. Bizim adayımız netleştikten sonra ben inanıyorum ki bu aday birleştirici, bütünleştirici olacak. Varsa kırgınlar, küskünler bu küskünleri bir araya getirecek ve partinin başarısı için
dördüncü dönem Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını burada taşımak için elinden gelen her şeyi yapacağım. Çünkü bu koşullarda bizim başka bir alternatifimiz yok. Bir kırgınlar ordusu yaratabilecek şansımız yok, lüksümüz yok, böyle bir toleransımız yok. Bu noktada kimin üzerine bu görev düşerse ilk iş bu partideki birliği, birliği ve bütünlüğü sağlamak olacak. Bu noktada hangi arkadaşımız olsa olsun ben gereken çabayı göstereceğine inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Sayın Ozan Tüm ile beraberdik, Bandırmalı değerli iş insanı. Sayın Tüm'e sordum, Bandırma Belediye Başkanlığı'na adayı olacak mısınız diye. Yöntemi görelim dedi önce. Genel merkez hangi yöntemle adayı belirleyecek, anket mi yapacak, halkın sesine kulak verecek, temayül yoklaması mı yapacak, ondan sonra karar mı vereceğim dedi. Biraz erken buluyorum dedi. Yani adayım da demedi, aday değilim de demedi. Biz ona tekrar teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın efendim.